Merhaba arkadaşlar. Bugün pazar. Dışarıda hava yine bulutlu ve rüzgarlı. 1-2 derece sanırım 1-2 derece sıcaklık. Geçen hafta ben size özgüven için 8 ipucu vermiştim. O bölümde son ipucu olarak da pozitif insan olma ile ilgili de bir video çekeceğimizi bildirmiştim. Arkadaşlar, bugün sizlere pozitif yani olumlu bir insan olmanın pratik uygun yollarını anlatacağım. Daha hafif, daha temiz, tatmin olmuş, rahatlamış ve hedeflerinize daha fazla odaklanmış hissetmek için bazı pratik yollar vereceğim. Ardından olumsuz duygulardan kurtulmak için uzmanların önerdiği pozitif psikolojiyi yani ruh halini sizlerle paylaşacağım. Öncelikle pozitif psikoloji nedir? Bunu şöyle tanımlayabiliriz. İnsanların hayatlarında meydana gelen olay ve durumlar hakkında zihinlerinde oluşturdukları bazı yargılardan kurtulmalarına yardımcı olan pozitif psikoloji onların olumsuz düşüncelerden uzaklaşmasına yardımcı olur. Psikolojinin yeni bir dalı olan pozitif psikolojinin odaklandığı tek şey insanlara zihinsel temizlik konusunda yardımcı olmaktır. Birçok psikolog uzmanı mutsuzluğun temelinde depresif ve ruh halinin yattığını belirtip pozitif psikolojide kullanılan teknik ve zihinsel detoks yöntemlerini anlatırlar. Arkadaşlar, pozitif bir insan olmanın özelliklerine geçmeden önce şimdi pozitif ve negatif insanlar arasındaki farklılıkları belirtmemiz gerekiyor. İşte negatif ve pozitif insanların benzer durumlarda gösterdikleri farklı tutumlar. Pozitif insanlar yeni deneyimler için hazırdırlar. Negatif insanlar ise değişimden korkarlar. Pozitif insanlar yaptıkları işlerde kişileri takdir ederler ve insanların kendilerini değerli hissetmelerini sağlarlar. Negatif insanlar ise bazı insanların yaptıklarının mecburi işler olduğunu düşünür ve teşekkür etmezler. Pozitif insanlar yaptıkları işlerde başkalarına yardım almaya çalışırlar. Negatif insanlar ise fikir almaktan kaçınırlar. Pozitif insanlar başarısızlıklarının sorumluluğunu alırlar. Negatif insanlar ise kendi yanlışları yüzünden başkalarını suçlarlar. Pozitif insanlar diğerlerini incitmemek için ellerinden geleni yaparlar. Negatif insanlar ise yalnızca kişisel kazanım ve faydaya odaklanırlar. Pozitif insanlar başkalarının başarılarından feyiz alırlar. Negatif insanlar ise başkalarının başarısızlıklarından haz duyarlar. Pozitif insanlar her yapıcı eleştiriden dersler çıkartırlar. Negatif insanlar ise eleştirilmekten nefret ederler. Pozitif insanlar hep yeni şeyler öğrenmeye çalışırken, negatif insanlar ise her şeyi bildiklerini düşünürler. Pozitif insanlar değişime ihtiyaç olduğunu düşünerek yeni yollar ararlar. Negatif insanlar ise zor durumları pasifçe kabullenirler. Şimdi arkadaşlar, bu negatif ve pozitif insanlar arasındaki farkı gördükten sonra şimdi pozitif insan olmanın pratik yollarına geçelim. Birinci pratik yol, her gün 3 şey yapmanız gerekiyor. Bir hafta boyunca her gün hayatınızda iyi giden şeylerin sebepleriyle birlikte bir kağıda yazın. İkinci pratik yol,
güçlü kişilik özellikleri kullanmak. Güçlü olduğunu düşündüğünüz kişilik özelliklerinizi yaratıcılık veya sadakat gibi bir kağıda yazın ve ardından bu özellikleri her gün farklı bir şekilde kullanmaya çalışın. Her hafta kendinize 5 dakika ayırın ve aklınıza gelen tüm olumsuz düşünceleri bir kağıda yazın. Sonra o kağıdı yırtıp yok edin. Dördüncü pratik yol ise kendinizle sevgi ve nazikçe konuşun. Kendinizle konuşup ve sizi rahatsız eden şeylerden kurtulmayı deneyin. Üzüntü veya sıkıntıyı taşımaya devam etmek sadece daha fazla strese neden olmakla kalmaz. Aynı zamanda vücutta daha fazla serbest, radikal ve toksin salgılanmasına da neden olur. Arkadaşlar, beşinci pratik yol ise masanızı, giysi dolabınızı, arabanızı temizleyin. Çok zaman harcadığınız yeri derleyip ve toplayın. Bu temizlikle gelen enerji ve yenilenme hissi bedeninize, zihninize ve ruhunuza çok iyi gelecektir. Düzenli yerler, düzenli bir zihne eşittir. Altıncı pratik yolu ise zorla hiçbir şey yapmayın arkadaşlar. Bir şeyi yapmakta direniyorsan, yapmamak için de kendine izin ver. Bir şeyi yapmaya direniyorsa bir nedeni olmalı. İç sesinizi dinleyin. Zevk almadığınız şeylerden daha fazlasını yapın. Zevk aldığınız şeylerden daha fazlasını yapmaya çalışın. Arkadaşlar, yedinci pratik yol ise başkalarına yardım etmek. Haftada birkaç saat veya yılda bir ay olsun başkalarına yardım etmek için bir şeyler yapın. Etrafınızda size ve ruhunuza hitap eden gerçekten güvenebileceğiniz bir kişi veya bir hayır kurumuna gidip yardım edin. Sekizinci pratik yolu ise şükretmek arkadaşlar. Şükretmek ve minnettarlık insan ruhunu canlandırır ve ruhun pozitif duygularla dolmasını sağlar. İnsan sağlığınıza yaptığı ölçülebilen katkılar göz önüne alındığında araştırmacılar şükür ve minnettarlığın iyimserliği artırdığını, bunun da kişinin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu bir etki yaptığı sonucuna varmışlardır. Arkadaşlar, son olarak da bir minnettarlık günlüğü tutmaya çalışın. Her gün minnettar olduğunuz 10 şeyi bir kağıda ya da telefonunuzda bulunan not defterine yazın. Haftada bir kez hayatınızdaki birine, hayatınıza getirdikleri iyi şeyler için minnettarlığınızı ifade eden bir not veya bir e-posta gönderin. Telefon da edebilirsiniz. Sözlü de yapabilirsiniz. Haftada en az bir kez bu kişiye sana yaptıkları için minnettarlığınızı ifade edebilir, ona teşekkür edebilirsiniz. Bu size pozitif bir güven getirecektir. Arkadaşlar, bugün anlattığım bu 8 adımı yaptığınız durumunda büyük ihtimalle psikolojinize, yani pozitif bir insan olma yönünde bir adım atmış olacaksınız. Tabii ki bu da yaşamınızda kendinizi dışarıya karşı daha iyi, daha düzgün reprezent, yani sunma olanağına kavuşmuş olacaksınız. Diğer yararlı ve insan için, yaşam için gerekli öneri ve tavsiyeler için yapmak üzere gelecek filmlerde buluşmak üzere hepinize hoşçakalın.